Yıl 1912. Osmanlı orduları dört bir yanda bütün cephelerde savaşıyordu fakat bütün cephelerden birer birer mağlubiyet haberleri gelmekteydi ne yazık ki. Rumeli elden çıkmış, buralardaki Türkler acımasızca katledilmekteydi. Drama'da, İskeçe'de, Nusretli'de neredeyse 70 binden fazla Türk katledilmişti. 1912 yılına geldiğimizde ise Avrupalı devletlerin araya girmesiyle Londra Konferansı toplandı. İktidardaki Kamil Paşa hükümeti o kadar pasif kalıyordu ki dış politikada kendilerine getirilen bütün teklifleri kabul edeceklerdi. Bu teklifleri kabul etmenin neticesi ise başta Edirne olmak üzere bütün Doğu Trakya'nın düşmana "Siz mermi atmayın kardeşim, biz size buraların anahtarını verelim" demekten bir farkı yoktu. Ama beklenmedik bir şey oldu. Kamil Paşa hükümeti daha önce tarih sahnesinde bir eşi benzeri daha olmayan bir cesaretle müthiş bir tokat yedi ve yere serildi. Tarih kitapları bu tokadın adına Babali baskını dediler. İktidardaki Kamil Paşa hükümetinin içinde olduğu bu durum İttihat ve Terakki fertlerinin hepsinin içini bir kurt gibi kemirmekteydi. Fakat elden ne gelebileceğine dair hiçbir kimse tek bir kelam etmiyordu. İşte bu yüzden bir ses yükselmesi için önde gelen isimleri, İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleri Emin Beşe'nin evinde toplantı yapmaya karar verdiler. Toplantıya Talat Bey, Sait Halim Paşa, Ziya Gökalp, Binbaşı İsmail Hakkı Bey, Binbaşı Fethi Okuyar, Kara Kemal, Miralay İsmail, Mithat Şükrü, Binbaşı Cemal, Doktor Nazım ve Mustafa Necip Beyler katılmışken Enver Bey katılmamış, katılamamıştı. Enver Bey o sırada İzmit'te bulunan Bütümen'i teftiş etmek için Kocaeli'deydi. Aslında buluşmanın haberi kendisine geldiğinde katılmak için hiç vakit kaybetmeden İstanbul'a doğru yola çıktı. Enver Bey'in o toplantıda bulunması elzemdi çünkü herhangi bir yaptırım kararı çıkacaksa bu toplantıdan eğer bunu sağlayacak tek kişi Enver Bey'di. Bunu zaten başta Talat Bey olmak üzere herkes biliyordu. Enver Bey Kocaeli'den yola çıkıp İstanbul'a vardığında gece karanlığı çökmüştü İstanbul'a ve devlet harp içerisinde olduğundan gece vakti iki yaka arasındaki ulaşım kesiliyordu. Enver Bey önce bir motora atlayıp karşıya geçmeyi düşündüyse de dikkatleri üzerine çekeceğinden bundan vazgeçti ve geceyi Kadıköy'de geçirmeye karar verdi. Vakit ilerledikçe Enver Bey'in de toplantıya katılamayacağı artık diğer arkadaşlar tarafından da fark edilince Talat Bey daha fazla beklemeye lüzum görmedi ve söze girdi. Hükümetin içinde bulunduğu durum ve takındığı tavrı ifade ettikten sonra sözü daha fazla uzatmadan "Bu hükümet devrilmeli" dedi ve sustu Talat Bey. Aslında arkadaşlarının yüzlerine bakıp bu konuyla ilgili ne düşündüğünü anlamaya çalışacaktı. Fakat o sözünü bitirir bitirmez ilk itiraf, ki belki de itiraz demeli, Fethi Bey'den geldi. Fethi Bey, "Arkadaşlar sulh daha yapılmadı. Artık bu ihtilal metotlarını bir kenara bırakmamız lazım. Edirne artık gitti ve bana kalırsa artık geri alınamaz. Bırakalım Kamil Paşa hükümeti bu anlaşmayı yapsın. Bu anlaşmayı yaptıktan sonra zaten halk nezdinde itibarlarını kaybedecekler ve biz İttihat ve Terakki olarak yeniden öne çıkacağız" dedi. Fethi Bey'in bu sözleri başta Talat Bey olmak üzere herkesin üzerinde soğuk duş etkisi yaptı. Talat Bey zaten o an Enver Bey'in işte böyle bir toplantı için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha anlamıştı. O gece toplantı bu karar üzere bitti ve herkes geldiği gibi birer birer dağılmaya başladı. Ertesi gün güneş kendini gösterdiğinde Talat Bey ile Enver Bey buluştular ve dün geceki toplantıya dair konuşmaya başladılar. Enver Bey toplantıdan alınan kararı beğenmemişti. Fethi Bey o sabah görev yerine geri dönmüştü ve arkadaşlarından ayrılmıştı. Bunu fırsat bilen Enver Bey ile Talat Bey yeniden bir toplantı yapmaya karar verdiler ve 10 gün sonrası için yeniden bir toplantı tertip ettiler. Yine Emin Beşe'nin evinde toplanacaklardı fakat bir farkla. Bu kez toplantıya Enver Bey reislik edecekti. Tam 10 gün sonra aynı ekip tek bir değişiklikle yine toplandı. Fethi Bey yoktu ve Enver Bey oradaydı. Herkes geldiğinde Enver Bey hiç beklemeden söze girdi. "Arkadaşlar" dedi, "geçen sefer aldığınız kararı hiç beğenmedim. Memleketin mukadderatını bu hükümetin kurtaracağına şayet eminseniz eğer mesele yoktur. Ki o zaman dedikodu yapmaya da gerek yok. Dağılalım gitsin. Fakat bunun aksi düşüncelerdeyseniz bu işin bir çaresine bakalım" dedi ve sustu Enver Bey. Arkadaşlarının gözlerinin içine baktı tek tek. Daha sonra sağ elini havaya kaldırdı, yumruğunu sıktı ve sözünü tekrarladı. "Bunun bir çaresine bakalım, bu hükümeti yıkalım" dedi. Ve o sırada yerlerinde oturan bütün arkadaşlar ayağa kalktı ve Enver Bey'e karşılık verdi.
Hükümeti yıkalım dedi hepsi hep birazdan. Enver Bey'in gözleri ışıl ışıldı o anda. Talat Bey'in içinden işte Enver'in farkı bu diye geçiyordu. Ve tam o sırada Enver Bey yeniden konuşmaya başladı. Ve uğultu bıçak gibi kesildi. Herkes yeniden Enver Bey'i dinlemeye başladı. O halde ne duruyoruz arkadaşlar? Yarından tez yok, iş başına. Şimdi Talat Bey size bu konuyla alakalı planımızı tane tane anlatacak dedi ve sözü Talat Bey'e bıraktı Enver Bey. Talat Bey tek tek bu işe dair planını, Enver Bey'le yapmış oldukları planı tek tek arkadaşlarına anlattı. Talat Bey sözünü bitirdiğinde gün ışımaya başlamıştı. Toplantıya son noktayı yine Enver Bey koydu. Bu işi mümkün olduğunca kan dökmeden halledeceğiz dedi. Ve daha sonra hiç kimse konuşmadı. O gün sabah saatlerinde kapkara bulutlarla kaplanan gökyüzü öğlene doğru yerini ışıl ışıl parlayan kış güneşine bırakmıştı. Gökyüzü hazırdı, rüzgar hazırdı, ağaçlar, yapraklar, kuşlar, toprak hazırdı ve beklemedeydi. Kır atı üstünde Enver Bey'i görmeyi bekliyorlardı sanki. Fakat hepsi birer İttihat ve Terakki cengaveri gibi ölüm sessizliğindeydi. Sadece bekliyorlardı. Zamanın akmasını bekliyorlardı. Kara Kemal o gün sabahtan Babali yolu üzerindeki kahvehanelere bütün arkadaşları yerleştirmişti. Miralay İsmail Hakkı Bey Üsküdar'a geçmişti. Mahmut Şevket Paşa'yı bu olaydan sonra kurulacak yeni hükümetin başına geçmesi için ikna edecekti. Saat öğleden sonra 1'e geldiğinde kırmızı konakta birkaç kurt saatin tiktaklarına karışan zamanın adımlarını dinliyordu. Bu kurtların adları Enver Bey, Talat Bey, Halil Paşa, İzmitli Mümtaz, Filibeli Hilmi ve Sapancalı Hakkı'ydı. Sessizliği Talat Bey böldü ve Sapancalı Hakkı'ya seslendi. Gel biraz yürüyelim Hakkı Bey, Babali'nin önüne doğru inelim dedi. Ve saatin tiktakları zamanın adımları arasında duyulmaz oldu. Kırmızı konaktan kol kola iki adam çıktı. Konaktan dışarıya ilk adımı attıklarında bir an durdular. İkisi de aynı anda bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Belki bir dua döndü dillerinde hakça ve sonra bir söz duyuldu ittihatça. İkisinin de dudağından aynı anda. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Ve daha sonra Babali'ye doğru yürümeye başladılar. Talat Bey'in sağ eli pantolonunun cebinde tuttuğu silahının kabzasındaydı. Her an her şey için tetikteydi. Hakkı Bey biraz daha rahattı, biraz daha neşeliceydi. Belki Talat Bey'den daha cesurdu, orası bilinmez. Fakat şu şüphe götürmez bir gerçekti. İkisinin de gözleri ölüm karasıydı. Babali'ye doğru ağır ağır iniyorlardı fakat etrafta kimseyi görmüyordu, gözleri tanıdık. Talat Bey içinden kısacık bir an acaba dedi. Kemal Bey arkadaşları ayarlayabildi mi? Fakat sonra derin bir evzu besmele çekti. Vesveseci şeytanı kulağının arkasından def etti. Sirkeciye geldiklerinde buz katılı hala devam ediyordu ve ıssızdı. Meydana doğru geldiklerinde etrafın yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladığını fark ettiler. Talat Bey ağır ağır etrafı süzmeye başladı. Her bir köşe başında, her bir kahvede gözü tanıdık bir arkadaşa çarpınca gözleri ışıl ışıl parlamaya başladı. Fakat nereden baksan 40-50 kişilik bir kalabalığa ihtiyaçları vardı ve bu kalabalık acaba toplanabilecek miydi? Fakat Talat Bey daha sonra silkindi ve yeniden evzu besmele çekti. Bugün aralarında şeytana yer yoktu. Kırmızı konağın kapısı yeniden aralandı. Bir çift ayak sokağa adım attı ve durdu. Bir çift kurt gözü göklere döndü. 7 kat göğün 7'sini birden zorladı. Bir şeyler görmek istercesine zorladı. Sonra geri döndü ve kurt bedeninin içine sindi. İki dudağın arasından bir dua döküldü hakça ve sonra bir söz yankılandı sokaklarda ittihatça. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Kurt bakışlı Enver Bey kır atının sırtını atladı. Plan gereği Babali'ye doğru at sırtında inerken sanki teftişten dönüyormuş gibi hareket edecekti Enver Bey. Babali'ye yaklaştığında Talat Bey ile Sapancalı Hakkı Bey'i yalnız gördü gözleri. Fakat Enver Bey'in Talat Bey'in aksine vesveseden arınmıştı kalbi. Derken yağmur çiselemeye başladı ince ince. Yağmurla beraber diğer sokağın başından kurt ulumasına benzer bir ıslık işitildi. Yakup Cemil ölümün koluna girmiş
yürüyordu. Sonra Mithat Şükrü, ardından Mustafa Necip Beyler kendilerini gösterdi. Enver Bey kır atının üstünde arkadaşlarının yanına doğru inerlerken Enver Bey'i gören etraftaki insanlar onu gördükleri zaman ayağa kalkıp selam vermeye başladılar. Sanki talimden dönen bir subay değil de İstanbul'a giren bir Fatih edasındaydı. Tam o sıralarda Kara Kemal İstanbul Posta ve Telgraf Hanesini zapt altına almıştı ki kulağının çınladığını zannetti. Arkadaşları ortalıkta Babu Ali'nin etrafında tek bir polisin bile olmadığını görünce Kara Kemal'in adını anmadan geçememişlerdi. O anda birden Ömer Naci'nin sesi yükselmeye başladı sokaklarda. Halkı galeyana getiriyor, Kamil Paşa hükümetinin tam şu anda Edirne'yi düşmana teslim ettiğini haykırıyordu. İttihat ve Terakki buna müsaade etmeyecektir. Yaşasın millet, yaşasın İttihat ve Terakki diye bağırıyordu sokaklarda. Ömer Naci sanki insanları baskına, isyana değil de bir düğüne davet edercesine neşeli ve coşkuluydu. Bir anda ayaklanan halk ve kahvehanelerden dışarıya fırlayan İttihat ve Terakki yiğitleri Babu Ali'ye doğru akın akın yürümeye başladı. Enver Bey'i at üstünde görenler işte hürriyet kahramanı Enver Bey Babu Ali'ye yürüyor diye bağırmaya başladı. Bu söz sokakları daha da alevlemişti. İnsanlar sel olup Babu Ali'ye doğru akıyordu. Babu Ali'nin önü mahşerce kaynamaya başlamıştı. Enver Bey, Yakup Cemil, Mümtaz Bey, Hilmi Bey ve Sapancalı Hakkı Babu Ali'den içeriye girdiğinde Abidin Bey ve arkadaşları kapıyı kapattı. İş bitene kadar gerekirse bu kapıda öleceklerdi fakat içeriye kimseyi almayacaklardı. Yakup Cemil ve Sapancalı Hakkı içeriye girer girmez holü emniyet altına aldılar. Kapıdaki iki nöbetçi süvari Sapancalı Hakkı'nın "Selam, dur!" sesini işitince ve karşılarında birden Enver Bey'i görünce gayri ihtiyarı esas duruşa geçtiler ve yolu açtılar. Sesleri ilk işiten ve silahına ilk davranan sadaret yaveri Nafiz Bey'di. Salona girildiği anda bir silah sesi işitildi. Baskının ilk şehidi sivil bir komiser olmuştu. Nafiz Bey silahındaki bütün mermileri boşalttı fakat hiçbirini isabet ettiremedi. Daha sonra kendisi yaralanarak yere düştü. Nafiz Bey'in yardımına koşan yaveri ise baskının ikinci şehidi oldu. O sırada sesleri işiten Harbiye Nazırı Nazım Paşa da odasında eli tetikte beklemekteydi. Birden karşısında Enver Bey görünce üzerine doğru yürümeye başladı. Derken bir silah sesi daha işitildi. Yattığı yerde yaralı bir şekilde bekleyen Nafiz Bey silahında kalan son kurşunla Mustafa Necip Bey'i yere serdi. Öyle bir andı ki ölenlere kimse dönüp de bakmıyordu. Sanki zaman durmuş ve baskının nasıl neticeleneceğini bekliyordu. Harbiye Nazırı Nazım Paşa baskın çıkmaya çalışarak Enver Paşa'nın üzerine yürürken kükremeye başladı. "Ne oluyor? Nedir bu? Haddinizi bilmeden sadareti basmaya mı kalkıştınız akılsızlar?" derken bir silah daha patladı. Sözünü bitirememişti. Nefesi yetmemişti. Akılsızlar kelimesi diline varmadan Yakup Cemil'in eli silahına varmıştı ve bir kurşunla Nazım Paşa'ya akılsızlar sözünü yutturmuştu. Enver Bey ve Yakup Cemil o anda göz göze geldiler ve tek bir kelime bile etmeden Kamil Paşa'nın odasına doğru yöneldiler. Kamil Paşa'nın odasına girdiklerinde Kamil Paşa soğukkanlı bir şekilde bu olan bitenin nasıl neticeleneceğini beklemekteydi. Sadece baskından az önce yanına giren ve ona malumat veren Ali Fuat Bey yanındaydı ve ayakta beklemekteydi. Kamil Paşa'nın odasına girdiklerinde Enver Bey tok ve gür bir sesle sözü uzatmadan "Millet sizi istemiyor, istifanamenizi yazınız." dedi. İstifa etmekten başka bir çıkar yolunun kalmadığını gören Kamil Paşa istifasını yazdıktan sonra Enver Bey'e teslim etti. Bir iki dakika sonra Babu Ali'nin kapısı aralandı ve hemen ardından elinde bir kağıtla Enver Bey göründü ve Enver Bey'in arkasında Yakup Cemil, Mümtaz, Hilmi ve Hakkı Beyler de göründü. Hep birazdan slogan atan halk o anda sustu. Enver Bey'in ve arkadaşlarının adımlarının bile sesi duyuluyordu. Bir ince yağmur kendini hissettirmeye başladı. Ağaçlarda ölüm sessizliğinde bekleyen kuşlar gökyüzüne havalandı. Ilık bir rüzgar yüzleri yalayarak varlığını duyurdu. Ve daha sonra sessizliği yırtan yeniden Ömer Naci'nin sesi oldu. Yaşasın millet, yaşasın İttihat ve Terakki. Herkes hep bir ağızdan eşlik etti Ömer Naci'ye. Yaşasın millet, yaşasın İttihat ve Terakki. O sırada Enver Bey yüzünü göklere döndü. Bakışları yedi kat göğün yedisini de zorluyordu. Sanki bir şeyler görmek için zorluyordu. Daha sonra nedendir bilinmez Enver Bey'in yüzüne sıcak bir tebessüm yayıldı. İşte bir destan böyle yazıldı. Eyvallah.
deniz üstü köpürür. Hey canan rinnana rinna rinnana. Gemilere binsem götürür. Hey canım hey. Gemilere binsem götürür. Hey canım hey. Benim de bu cihana gelişim. Hey canım. Rinnana rinna rinnana. Bir güzelden ötürü hey canım hey. Benim de buraya gelişim hey canım. Rinnanay rinnar rinnanay. Bir güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay. Bir güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay. Benim de buraya gelişim ey canım. Rinnanay rinnar rinnanay. Bir güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay. Bir güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay. Benim de bu cihana gelişim hey canım. Rinnanay rinnar rinnanay. Bir güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay. Güzelden ötürü rinnanay rinnar rinnanay.